اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجد Ve barik ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed kema barakta ala seyyidina İbrahim ve ala ali seyyidina İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid. Bi ismihi subhaneh. Natlubu salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'da Evet Ramazan'ın artık yarısını geçtik. Tabi oruç bahsi çok uzun bir bahs İbn-i Macet. Ama biz böyle dikkat çekecek. Daha çok sorulara filan yönelik hadisleri okumaya çalıştık. Gayret gösterdik. Ramazan'ın sonunda da tabii bir oruç daha var. Ben bu yüzden böyle Ramazan'ın sonuna doğru yaklaşılır diye o benimle ilgili hadisi okumak istiyorum. Evet, Şevval ayından altı gün oruç tutmak hakkında gelen hadisler babı. Sana Hişam İbnu Ammarin Sana Bakiyatun Sana Sadafet İbnu Halidin Sana Yahya İbnül حارث الذماري قال سمعت أبا أسماء الرحبية عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. Evet. El-Hadis-i Kadrabahu İbn-i Hibban. Evet. Zevait'ten tercümesi söyleyeceğiz şimdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mevlası Sevban radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Kim Ramazan orucunu tutar ve bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa onun tutmuş olduğu oruç yılın tamamının orucu olmuş olur. Kim iyilik işlerse o da o iyiliğin on misli verilir. Zevayit'te şöyle denilmiştir. Bu hadisi İbni Hibban kendi sahihinde rivayet etmiştir. Şimdi Zevayit yazarı bu hadisin sahih olduğunu söylemek istemiş ve bu hadisi teyit eden şahit vardır demiştir. Haddetene Sana Abdullah İbni Nümayrin An Sa'd İbni Sa'idin An Umar İbni Thabit'in An Ebi Eyyub'a Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mensame ramadana themme etemmehu bisiddin min şevvalin kâne kasavmil kasavmil dehri kasavmil dehri Ebu Eyyubil Ensari radiyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Kim Ramazan orucunu tutar sonra bunun arkasında şevvalden altı gün oruç tutarsa tutmuş olduğu oruç yıl boyunca tutulan oruç gibidir. Şimdi bu hadislerin bu iki hadisin izahını okuyalım. Sevban radıyallahu anh'ın hadisi zevaid türünden olup zevaid demek sadece kitap iste içerisinde İbn-i nakledilmiş olan hadis <laughs> i̇bn Hibban'ın sahihinde de rivayet edilmiştir. Darimi de bunun benzerini rivayet etmiştir. El-Melhel yazarının beyanına göre bu hadisin benzeri Ebu Hureyre, Cabir, Berabin Azib, i̇bn Abbas ve Ayşe radıyallahu anh'ımdan rivayet edilmiştir. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın hadisini Ahmet, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Beyhaki ve Darimi de rivayet etmişlerdir. Bu okuduğum bu bilgiler teknik olarak hadis ilmini gerektirdiği bilgilerdir. Yani bir insan bir hadisle ilgili bilgi sahibi olmak isterse hadisin rivayet senedi, rivayet ediliş şekli, hadisin sağlamlığı, hadisin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşımındaki kriterler. Bu yüzden her hadisin izahı bölümünde ilk önce varsa hadisle ilgili bu tür bilgiler verilmiştir. Mesela bu diyor sadece i̇bn Mace birinci hadisi rivayet etmiş ama i̇bn Hibban diye çok büyük bir zat var. bir hadis var. Onda sahih denilen bir kitabı var. Onda sahihinde vardır diyor. Darimi de yine bir hadis alimidir. O da diyor bunun bir benzerini rivayet etmiştir. İkinci hadis ise kütübisten hepsinde rivayet etmiş. Ahmet, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, Beyhakî ve Darimi. Yani Buhari hariç hepsinde varmış ikinci hadis. Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın hadisine göre Ramazan orucundan sonra Şevval ayından altı gün oruç tutan kimse bütün yıl oruç tutmuş gibi sevap kazanır. Çünkü Ramazan ayı orucu on kat artmakla on aylık oruca tekabül eder. Şevval altı günlük orucu da altmış günlük oruca denk gelir. Sevban radıyallahu anh'ın hadisinin zahirine göre Ramazan'dan sonraki altı günlük orucun şevval ayı içinde olması şart değildir. İlginç. Yani şevval ayı içinde olması şart değil diyor. Bazı abiler. Bu hadiste anılan ayet-i kerime her iyiliğin on katını verileceğini hükme bağlamıştır. Ramazan orucundan ayrı olarak şevvalin dışında bile altı gün oruç tutulunca bu ayetin hükmü gereğince onun orucu bütün yılın orucuna tekabül eder. Fakat hadisteki bayramdan sonra tabiri şevval ayını hatırlatır. Ebu Eyyub radıyallahu anh'in hadisinde de şevval kaydı mevcuttur. Şu halde bir an önce yıllık orucun sevabını elde etmek için Ramazan'ı takip eden şevval ayında bu altı günlük oruç tutulmalıdır. Biliyorsunuz Ramazan bayramında bayram birinci günü oruç tutmak yasaktır. Onun dışında ikinci, üçüncü, dördüncü, ikinci, üçüncü günler ve arkasından oruç tutulabilir. Elmenher yazarı Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın hadisini açıklarken özetle şöyle der Hadisin manası şudur Her yıl Ramazan orucuna ve Şevval'in altı günlük orucuna devam eden kimse Ömür boyunca oruç tutmuş gibi olur Ve bir yıl Ramazan orucunu ve Şevval'in altı günlük orucunu tutan bir kimse O yıl boyunca oruç tutmuş gibidir Bu hadis Şevval'in altı günlük orucunun müstahaplığına delalet ediyor Şafii, Ahmet, Davud ve bir cemaat böyle hükmetmişlerdir. Şevval orucunun meşruiyetindeki hikmet şudur. Bu oruç farz namazlara bağlı sünnetlere benzer. Sünnet namazlar farz namazdaki bazı noksanlıkları tamir ettiği gibi Şevval orucu Ramazan orucundaki bazı kusurları onarır. Şafiilere göre bayramın ikinci günü ve aralıksız olarak tutulması daha sevaptır. Yani İmam Şafii'ye göre bayramın ikinci günü başlamak <laughs> ve altı gün hiç aralık tutmak daha sevaptır. Meşguli değil. Sonra daha sevaptır. Şayet aralıklı veya şevvalin diğer bölümlerinde tutulursa yine sünnet hasıl olur. Ahmet'e göre fazilet yönden aralıklı veya aralıksız tutulması fark etmez. Peki şimdi sizin bizim mezhebimize göre yani, yani Umum mezhebine göre nasıldır? Ebu Hanife, Malik ve Ebu Yusuf şevvalin altı günlük orucunu mekruh saymışlardır. Ta ki halk bunun vaciplene inanmaz. Çok iyi. <laughs> şevvalin altı günlük orucunu tutan hiç kimseyi görmedim bu ilim, el, İmam malik diyor ki el muhattada ilim ve fıkıh elinden şevvalin altı günlük orucunu tutan hiç kimseyi görmedim. Seleften kimsenin tuttuğuna dair herhangi bir bilgiye rastlamadım. İlim ehli cahillerin ramazandan olmayan orucu ramazana ekleyerek bid'at çıkarmalarından korkarak bu orucu mekruh saymışlar demiştir. Yani İmam Malik'in böyle bir görüşü var. Mesela tam farklı bir görüş. Yok şimdi o şey oluyor. Lakin Hanefi ve Maliki mezheplerine mensup fıkıhçılar Şevval'in bu orucunu aralıklı tutmayı mendup saymışlar ve aralıksız tutulmasının mekruh olmadığı görüşünü seçmişler. İmam Malik ve İmam Hanife tutulmaması gerekir demişler ama onlardan sonra gelen Maliki ve Hanefi mezhebinin fıkıhçıları aralıklı olmak şartıyla peş peşe değil de sanki Ramazan devam ediyormuş gibi değil de evet. aralıklı tutulması menduptur, müstahaptır demişlerdir. Ancak Ebu Yusuf bunda muhalif kalmıştır. Bu fıkıhçılar Ebu Hanife ve Malik'in yukarıdaki kerahet sözlerini Şevval orucuna bayramın ikinci günü başlayıp ara vermeden tutma haline yorumlamışlardır. Yani onun için böyle demişlerdir demişlerdir. Şu halde efendim. Şu halde eğer bayramın ikinci gününden sonra ve aralıklı olarak tutulursa kerahet yoktur. Veya bu hadisler bu iki imama ulaşmamış yahut ulaşmış ama onlarca sabit görmemiş. Bak çok ilginç bir bilgi bakın. Bu mesela ben o gün dedik biz? İmam mezhep kurucuları kimdir? İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmet. Mesela şu anda mevcutları olanları söylüyorum. Sonra bu mezheplere, bu imamlardan sonra, mezhep kurucusu olan bu zatlardan sonra bu mezheplere mensup müştehiller gelmiştir peş peşe. Hatırlıyorsanız o gün dedim ki en son gelen müştehit en çok görüşüne itibar edilen müştehittir. İsterse mezhep imamına muhalif olsun diye. Olsa bile. Şimdi bugün bir şafi mesela herhangi bir fırki mese meseleye bakmak isterse İmam Şafii kitabına bakmaz. İbni Haceri i Heytemi'nin kitabına bakar. Şafii mezhebinde en son gelen müştehit odur. Niye biliyor musunuz? Çünkü imamlara ulaşmamış hadisler olabilir o dönemler için. Onların duymadığı. Mesela burada diyor ki bu iki hadisi muhtemelen İmam Azam duymamış olabilir, görmemiş olabilir veya görmüş ama hadisten emin olmamış olabilir. Çünkü o zamanlarda bilgi, iletişim, efendim, kaynaklara erişme falan çok çok sınırlı imkanlardaydı. Mesela bir Hanefi bugün bir Hanefi hocasına gitseniz bir meseleyi sorsanız yani bilmediği bir konu kitaba başvurması gerekirse hangi kitaba başvurur? Bugün İbni Abidin'e başvurur. Çünkü Hanefi mezhebindeki son müştehit İbni Abidin'dir. İbni Abidin'in niye görüşü daha makbuldur? İbni Abidin kendinden önceki bütün Hanefi ulemasının görüşlerine sahiptir. Biliyor yani onların hepsini. Anladınız değil mi? Bir bilgi zenginliği, bir de bir şey var yani. Geçmiş bilginin hepsine sahiptir o yüzden. Demek ki İmam Ebu Hanife Hazretleri ve İmam Malik'in şevval orucuyla ilgili muhalif kalmalarının sebebi bir bu hadisler onlara ulaşmamış olabilir diyor. İkincisi onlar beş beşe aralıksız, bayramın hemen ikinci günü başlayıp aralıksız tutmayı bekliyor görmüşlerdir. Ama aralıklı olarak tutmayı la ilgili bir şey beyan etmemişlerdir diyor Hanefi mezhebine mensup diğer fıkıhçılar yani İmam Hanife'den sonra gelen fıkıhçılar. Ve kelam genel olarak yani bu Şevval ayının altı günü hem Ramazan ayındaki oruçlarımızdaki eksikler varsa onları tamamlamak hem sünnet olması itibariyle çünkü çoğuna göre zaten sünnettir. Efendim söyleyeyim bir de bütün bir yıl oruçlu tutmuş olma sevabına erişmek için tavsiye edilen bir oruçtur gücü yeten, imkanı olan kardeşlerimiz yani bu uğruşlara devam edebilirler, tutabilirler. Ama mümkünse yani ben bazı zatları gördüm. Mesela başlıyorlar. Ondan da farklıdır. Mesela Şeyh Zekeriya, Şeyh Zekeriya el Buhari Hazretleri Medine-i Ömer'de yaşayan bir zat idi. Allah sakini ve selam. Çok muhterem bir zat idi. Yani bütün Medine ehlinin büyük olarak kabul ettikleri birisiydi. Dışarıdan gelen alimlerin de herkesin büyük kabul ettiği bir zat idi. Ondan bahsettik mi? bir gün olmazsa bir gün onun sohbetlerimizde ondan da bahsederiz. Rus ihtilali olduğunda annesini sırtında taşıyarak Buhara'dan ta Medine'ye kadar gelmiş. Hacını yapmış filan. Ondan sonra Medine'ye yerleşmiş. Bir daha da Medine'den çıkmamış. Çıkarım da dışarıda emri hak gelir. Medine'ye gömülmem. Cennet-i gömülmem diye. Böyle çok itibar edilen, çok böyle saygı duyulan bir zat. Sakal yok, bir yok, kaş yok, kirpik yok. Göseydi yani. 40-45 günü de ya gelirdi ya gelmez diyor. Bir avuç bir insandı yani ama herkes çok büyük hürmet gösteriyordu ona. Bir Ramazan umresinde ben e, bayramından bir gün önce bayram günü Seyda'yı aradım. Kadın nasıl olsun? Medine Münevvere'deydi. tebrik için. Dedi yarın şeye git dedi. Şeyh Sekirya'yı ziyarete git dedi. Beraber mi gitmiştik? Yok. Şeyh Sekirya Hazretleri ziyarete git dedi. E, akşam üzeri gittim. Neyse elini öptüm filan. Ondan sonra dedim ki bu Şeyh Burhan selamlar var efendim dedim. Seyda'yı çok seviyordu. Sordu nasıl? Türkçe de konuşuyordu. Nasıldır? iyi midir? Filan elhamdülillah iyidir efendim filan dedim. Tam akşam üzeri böyle baktım şey sofra getirip serdiler. Yani demek oruçmuşlar. O önemli ikinci günü oruçlu yani. Ben de geçtim böyle ileride bir yere oturdum. İnsan tabii o zaman anlamıyordu. Sonra farkına varıyorsunuz bazı şeylerin. Yemek ben kalkmak isterim dedi. Yok dedi. misafirimiz oldu dedi. Yani yemek ye bizimle öyle git filan dedi. Ezan okundu. İftar ettiler. yemek yedik. Yemek filan hepsi yani 15-20 dakika sürüyor zaten. Hemen sofraları topluyorlar. Kahmet getirmeye başladı bizi. Akşam namazı kılacak. Baktım böyle eğildi. O böyle çok şey. Böyle şey. <laughs> beni işaret etti. Yani gel önümüze geç gibi. Ben tabi böyle bir alimin önünde böyle bir zaten önünde namaz kıldırmak falan hiç şey değil, hiç anlamazlıktan geldim. ölme bakmaya devam ettim falan. Sonra baktım, göz bakıyor, baktım tekrar beni işaret etti. Ya böyle bir şey mümkün değil yani, ben böyle bir şey yapmam mümkün değil. Ben yine görmezden ve anlamazdan geldim. Şeyh'in yanında, Şeyh Zekeriya Hazreti'nin yanında birisi vardı. Dedi, efendi dedi, şey efendi dedi, namazı sizin kıldırmanızı istiyor dedi şimdi bu bir emir bir şekilde. Büyük bir büyüğümüzün emri olarak yani artık öyle düşündüm. Kalktım böyle geçtim ama artık tam şemse gelene tam arkamda duruyor ama. Yani çok kadar zor bir şey ki çok zor anlarımdan biriydi yani şimdi. Büyük bir Allah dostu, büyük bir zat senin arkanda ve sen ona imamlık yapıyorsun yani düşünebiliyor musun? Neyse mecbur artık namazı tekbir getirdim namazı kıldım karşıda da kapı var. Yani odanın çıkış kapısı. Ya, namazı bitirdim, sağa selam verdim, sola selam verdim. Hiç arkama dönmeden direkt dışarı çıktım. O kadar utandım ki hiç yapmadım. Hemen dışarı çıktım, ayakamı giydim, gittim yani. O zat devamlı tutuyordu mesela. Yani bayramın ikinci günü daha orucu başlamış. Altı günü öyle tamamlıyordu. Onlar da ömrümüz yetmez, hak emri hak gelir, orucumuz eksik kalır diye altı gün hemen başlayıp hemen peş peşe tutuyorlar. Demek ki bunlar görüş, farklı görüşler. İkisi de görüş, ikisinden de itibar edebilir. Ben altı günü üst üste tutayım da diyebilirsin, hiçbir sakıncası yok. Ben altı günü aralıklı tutayım da diyebilirsin, o da bir görüştür. Ona, ona da uyabilirsin. Şevvalin dışında da tutulabilir diyorlar. Yani burada hadisin başında okuduk. O altı gün orucun ille şevval ayında tutulması da şart değil diyor. Hadise sadece Ramazan'dan sonra tabiri geçtiği için şevval ayına işaret edilmiş. Bir bir hadiste de şevvalde diyormuş. Böyle bir rivayet bizde burada yok ama vardı başka rivayetlerde varmış. Sene içinde tutulan oruçlar da onun yerine geçer diyorlar. Allahu Teala hepimizin oruçlarını kabul etsin. <laughs> cenab Allah bayram sabahına selametle ve beratını almış bir halde çıkmayı hepimize nasip etsin. Allah, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan ve sünnetinden bizi ayırmasın. Yolların en güzeli hedi Muhammed'in diyor. Ahsenül hedi, hedi Muhammed'in. En güzel yol Muhammed'in yoludur aleyhissalatü vesselam. Bunu Allah'ın Resulü kendisi söylüyor yani. Bu yüzden Allah'a götürecek, Allah'a gerçekten kavuşturacak olan yol Allah katında muhtemel olan yol Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve yoludur. Yol derken onun sünnetini yani kastediyoruz tabii ki. Yoksa getirdiği şeriat, getirdiği din zaten uymak zorunda olduğumuz bir dindir, bir, bir şeriattır. Cenab-ı Allah bu beşiyetten, bu yoldan, bu himmetten bizi ayırmasın inşallah. Allah razı olsun Cenab-ı Allah ölmüşlerinde rahmet eylesin. Mevlam hastalarımıza şifa versin. Darda olan kardeşlerimize de Yüce Allah hayırlı kapılar açsın. Allah rızası için. El Fatiha.